Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Hoca. 10. sınıf genel tekrar kitabı matematik bölümü test 3 soru 1'deyiz. A eksi B eşittir B eksi C, o da eşittir 4 olduğuna göre bu ifadenin işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi biz şurada payda daha doğrusu direkt gördüğümüz bir işlemi direkt yapalım arkadaşlar. Bir iki parantezini alalım, ikiler ortak bölü. Ben şurada şu işlemi yapalım diyorum. Eksi 2 b kareyi şu şekilde parçalasak. Eksi b kare eksi b kare şeklinde ve a kare eksi b kare artı c kare eksi b kare olarak yazalım. Payı aynı şekilde yazıyoruz. Ve şu aşağıda gördüğünüz üzere arkadaşlar 2 kare farkı var. 2 kare farkını bir uygulayalım. Toplayıp çıkarıyorduk. Aynı şekilde bakın burada da var. Aynı şekilde yine toplayıp çıkaralım arkadaşlar. Şimdi payda da zaten tanıdık gelen bir şeyler olması lazım. Nedir? Mesela yukarıda bize a eksi b'yi kaç vermiş? Arkadaşlar 4 vermiş ve b eksi c de 4 vermiş. Ama bakın burada ne var? C eksi b var. Zıt işaretlisi var. O zaman 4'ün zıt işaretlisi de ne olacak arkadaşlar? Eksi 4 olacak. Paydayı bir düzenleyelim tekrardan. Payı yine yazıyoruz aynı şekilde. Bakın paydayı düzenlerken şu şekilde yapalım. 4'ü dağıtalım içeriye. 4a artı 4b. Aynı şekilde diğerini de dağıtalım. Bakın. Eksi 4c eksi 4b şeklinde devam edelim. Şimdi 4b'ler birbirini götürdü arkadaşlar. Bakın yine payımı aynı şekilde yazıyorum. Paydada ne kaldı arkadaşlar? 4a eksi 4c kaldı. Ben bunu tekrar bir 4 parantezine alalım diyorum. 4 parantezini aldık. Bakın a eksi c'ler birbirini götürdü. Ne kaldı sadece? 2 bölü 4. O da nedir? 1 bölü 2'dir. Cevabımız Adana. Soru 2. Bir ABC dik üçgeninde AC uzunluğu AB uzunluğundan 20 fazladır. BC 40 metre olduğuna göre üçgenin çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar öncelikle bir dik üçgen çizelim. Şekilde bir dik üçgen çizelim. Burası A olsun, burası B olsun, burası da C olsun arkadaşlar. Şimdi bize verilenleri bir yazalım. BC ne demişiz? 40 demişiz. AC uzunluğu AB uzunluğundan 20 fazladır demişiz. Şimdi AB uzunluğundan 20 fazlaysa arkadaşlar ben AB'ye x dersem AC uzunluğu ne olmuş oldu? X artı 20 olmuş oldu. Üçgende açıkenar bağıntılığından da hatırladığımız kadarıyla arkadaşlar şunu biliyoruz. Hipotenüs en büyük kenar olmak zorunda arkadaşlar bunların arasında. O zaman şöyle bir bağıntı kursak. X artı 20 büyüktür 40 olmak zorunda. Aralarında en büyük çünkü şu an BC var. BC'yi biliyorum. X hakkında yorum yapamam. Hipotenüsün en büyük olduğunu bildiğim için arkadaşlar hipotenüs neydi? 90 derecenin karşısındaki kenarımdı benim. Yani AC kenarı. Şimdi ben eğer mesela x'e 10 verirsem arkadaşlar AC kenarı ne olmuş oldu? 30 olmuş oldu. 30 da 40'tan büyük değil ve zaten en büyük kenar olmak zorundaydı. Yani buna da istinaden arkadaşlar x'e ben direkt 30 dersem yani x eşittir 30 olursa arkadaşlar ne olmuş oldu? 50 büyüktür 40 olmuş oldu. Yani ben aslında hipotenüsün kenarının 50 olduğunu ve x'e de 30 dediğim için arkadaşlar AB kenarı da ne olmuş oldu? 30 olmuş oldu. Çevresi neydi üçgenin çevresini? Üç kenarı da birbiriyle toplayacaktık arkadaşlar. 50 artı 40 artı 30'dan cevabım 120 olmuş oldu Edirne. Soru 3. A 2019 için işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Şimdi bakalım arkadaşlar, burada bir payda eşitleme yapalım isterseniz direkt. Bunun payında 1 vardır. A ile genişletirsek eğer. Şu sol taraf ne olur? A eksi 1 bölü A bölüm. Aynı şekilde buna da yaparsak arkadaşlar, payda eşitlersek A kare eksi 1 bölü A olmuş oldum. Şurada bölme işlemi var arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Birincisi sabit, ikincisi ters çevirip çarpıyorduk arkadaşlar. Yukarıda A olur. Aşağıda da arkadaşlar. Hatta şunu şurada açalım. İki kare farkında. A artı 1 çarpı arkadaşlar. A eksi 1 olarak yazacağız. Bunu da gelelim buraya yazalım. A artı 1 çarpı A eksi 1. Bakın birbirini götürenler var. Şu A'lar birbirini götürdü. A eksi 1'ler de birbirini götürdü. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da arkadaşlar A artı 1'im var. A'ya bizde soruda ne demişti? 2019. 1 bölü 2019 artı 1'den 1 bölü 2020 yapmış oldu cevabımız Adana. Soru 4. Arkadaşlar ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şurada bir kareyi, ifadeyi açalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı x çarpı y çarpı 2. Artı ikincinin karesi de arkadaşlar ne olacak? Y kare. Şimdi bak, x kare var. Eksi x kare, bir de ne var? Eksi y kare var. Bölü. Şimdi arkadaşlar şurada şunu söylemek istiyorum, açıklık getirmek gerekirse. Mesela y eksi x ile x eksi y, hatta kuvvetleri bile aynı. Bakın ben bunun bir tanesini pozitif olarak kabul edersem arkadaşlar, bakın pozitif olarak kabul edersem fark etmez, bu x eksi y de pozitif olarak kabul edebilirsiniz. Bakın bu bunun zıt işaretlisi, fark ettiyseniz. Bakın bu bunun zıt işaretlisi olduğundan dolayı eksi olacak. Zaten artı ifadenin tek kuvveti artı olarak çıkar arkadaşlar. Bu ifade yine artı olarak derken aynı şekilde çıkar. Y eksi x diye. Bu ifade de eksi ise arkadaşlar direkt eksi olarak çıkar. Yani bu ifadeler birbirini direkt şu şekilde götürebilir. Yani direkt bu şekilde de yazsanız da oluyor bu konuda. Yani onu söylemek istedim. Direkt hani 21. kuvvetini açmak yerine ya da işte başka şekilde denemek yerine bu ifadenin tekini artı olarak kabul edip bunu zaten fark ettiyseniz yer değiştirilmiş hali, yani eksiyle çarpılmış hali eksi oluyor. Buradan da direkt yazabilirsiniz. Bu şekilde bakın ben aynı şekilde yazıyorum. Y eksi x artı 2x y artı arkadaşlar x eksi y olmuş oldum. Şimdi burada bakın y'ler birbirini götürdü payda da. X'ler de birbirini götürüyor. Bakın paya gelelim. Payda da no var. Ne var daha doğrusu söyleyemedim. X kareler birbirini götürdü. Y kareler de birbirini götürüyor. Arkadaşlar yukarıda eksi 2x y, aşağıda da artı 2x y var. Ve bunlar da zaten sadeleştiğinde cevabım eksi 1 olmuş oldu. Öndeki eksiden dolayı cevap Bursa. Soru 5. Px eşittir m eksi 9x kare polinomunun çarpanlarından birisi 3x artı 1 bölü 5 olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bana çarpanlarından birini vermiş. Zaten biliyorsunuz mesela örnek veriyorum, herhangi bir x kare bilmem ne bilmem ne eşittir 0. Hani biz bunları x x diye ayırıyorduk. Burada da mesela 1'e 2 olsun, ne yapıyorduk? İşte x artı 1 çarpı x artı 2 yapardık. Hani bunlar her biri çarpan olduğundan dolayı 0'a eşitliyorduk. Biz genelde bakın şu çarpanı da ben bir 0'a eşitleyeyim. Sonuçta mesela 3x artı 1 bölü 5 çarpı bir şey var ve 0 eşit oluyor. Yani ben burada 3x artı 1 bölü 5'i 0 eşitleyecek olursam arkadaşlar, bakın 3x eşittir eksi 1 bölü 5 arkadaşlar, her iki tarafı 3'e bölüyorum. X eşittir, buradan ne geliyor? Eksi 1 bölü 15 gelmiş oldu. Şimdi ben yine dediğim gibi bu polinom hani 0 eşit olduğundan dolayı x gördüğüm yere geliyorum, burada eksi 1 bölü 15 yazıyorum ve 0 eşitliyorum. Bakın m eksi 9 çarpı arkadaşlar, x'i ben ne bulmuştum? Eksi 1 bölü 15, onun da karesini alıyorum, eşittir 0 diyorum. Bakın m eksi arkadaşlar 9 çarpı 1'in karesi 1,
Eksi 1'in karesi. 15'in de karesi 225 oldu. Bu da eşittir 0'a. Buradan devam edecek olursam eğer m eşittir arkadaşlar. M eksi diyeyim hatta. Direkt bir satır daha yazalım. M eksi 9 bölü 225 eşittir 0 ise m'yi ben kaç buldum arkadaşlar? Bu ifadeyi karşıya atarsam 9 bölü 225 oldu. Şıklarda bunu göremezseniz arkadaşlar bir sadeleştirme işlemi yapalım. Hatta bakalım bunlar 9'a bölünüyor mu? 1 bölü 25 sanırım 9'a bölünüyor. Yani 9'a bölündüğünü nasıl anlarsınız? 9'a bölünebilme kuralını hatırlıyorsunuzdur umarım. Mesela sayıların toplamı 9'un katı mı? 5, 2 daha 7, 2 daha 9. Bu şekilde bölündüğünü anlayabilirsiniz. O zaman 5, 1 bölü 25 cevabım benim Adana. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Bize bir karekökte bir işlem vermiş ve bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Biz o zaman şöyle yapalım. Bakın kareköklerin içerisinde bir böyle bir tanıdık ifadeler var. Hani tam kare ifadeler var daha doğrusu. Mesela birincisini normalde dışarı çıkarmış olsak ne diye çıkarırdık? 3 bölü 7 idi değil mi? İkincisi mesela arkadaşlar 2 bölü 5 olarak çıkıyor. Bakın zaten biz bu ifadeleri ne yapmıştık? Karesini alsaydık mesela. Bakın biz bu ifadelerin karesini alsak arkadaşlar. Bakın işte buraya artı mı eksi mi geleceğini bir karar verelim mesela. Birincinin karesi nedir? Karelerimizi aldığınızı varsayın. Birincinin karesi arkadaşlar 9 bölü 49. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın işlemin ben şuradaki artı mı eksi mi olduğunu bakalım bir. Hani onun için söylüyorum. Birinci ile ikincinin çarpımı 3 çarpı 2'den 6 bir de 2 katıydı. 12 bölü 35 arkadaşlar. Artı ikincinin karesi. Artık ikincinin karesi de 4 bölü 25 oldu. Bakın bende burada ne var tanıdık olarak? Bu var. Bu var elimde olan. Bir de ne var arkadaşlar bakın. İfadeler olan eksi var. O zaman ben buraya eksi dersem. Bakın buraya eksi diyebilmem için benim burasının da eksi olması lazım. Zaten buraya karesini aldığım zaman da bu ifadede artı olmuş oldu. Yani şu ifadenin direkt zaten kareköke alınmış halini biz burada çözmüş olduk. Yani ben demek ki bu kareköklü ifadenin yerine ne yazabilirim? Ben bu ifadeyi yazabilirim. O zaman direkt ben bu ifadeyi yazacak olursam. Bakın kareköklü ifadeye. 3 bölü 7 eksi 2 bölü 5'in neyi? Karesi. Bakın kareköklerde yazılmadığı zaman köşede ne vardır? 2 vardır. Biz bu ikileri götürürsek karekökten de kurtulmuş oluruz. 3 bölü 7 eksi 2 bölü 5 arkadaşlar. Buradan da ne yapıyorum? Paydaları eşitliyorum. Bakın orayı 5 ile buraya 7 ile genişlettim. 5 çarpı 3'ten 15. Paydalar zaten aynı. Ortak paydada yazabilirim. 35 ile genişlettik. 7 çarpı 2'den de eksi 14. Cevabım benim 1 bölü 35 olmuş oldu. Cevabım Adana. 7. sorudayız. Yine bir karekökli ifademiz var ve bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz bu iki ifadeyi öyle bir şekilde yazmalıyız ki yani 101 ve 103'ü böyle sorularda karekökli sorularda her zaman tam kare ifadeye çevirmeye bir bakın. Yani hani iki kare farkı olabilir, iki kare toplam olabilir hani hangisi olursa. Zaten bu ifadeleri yapabilmemiz için yanımızda zaten şu artı 1'li olan kısımlarda genelde hep karesi alınmış. Yani mesela 1'in karesi nedir? 1'dir. Burada mesela 1 görürsünüz, 4 görürsünüz, 16 görürsünüz, işte 36 görürsünüz. Hani bir ifadenin karesini görmeniz gerekiyor. Bakın ben bu 101'i ve 103'ü nasıl yazabilirim? Mesela arkadaşlar ben 101'i şöyle bir 102 eksi 1 olarak yazsam. Bakın çarpı. Aynı şekilde 102 cinsinden de 102 artı 1 olarak da 103'ü yazsam arkadaşlar. Bakın karekök içerisinde şöyle uzatalım. Bir de artı 1'imiz vardı. Bakın bu ifade bize tanıdık geldi mi? Nedir? 2 kare farkıdır arkadaşlar. Yani şu şekilde yazacak olursak. 102'nin karesi eksi 1'in karesi artı 1'dir. Hani biz bunları bir çarpıp çıkarıyorduk ya bakın kendi aralarında. Aynı o şekilde. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın devam edelim. 102'nin karesi eksi 1'in karesi zaten bakın burası çok önemli. Direkt artı 1 olarak yazmayın. Bu 1'in üstündedir. Bakın eksi 1'in karesi eşit değildir. Her zaman şu şekilde parantez karesine bilginiz olsun. Hani bunlar birbirine eşit olmuyor. Bu 1'in üzerinde olduğu için arkadaşlar bakın eksinin üzerinde değil. Eksi 1 olarak yazıyorum. Burası da artı 1'dir. Bakın şu eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü.
102'nin karesiydi arkadaşlar. Şurada zaten bir önceki soruda da yaptığımız gibi şu kareler birbirini götürür. Cevabım benim 102 olmuş olur. Ceyhan. 8. sorudayız. 2x-1 a olmak üzere. Bu ifadenin a türünden değeri nedir diye sormuş bizlere. Şimdi birinci ifadede arkadaşlar bakın şurada da 1'in karesi olarak bir düşünün. Bakın burada bir ne var? 2 kare farkı var. Biz bunu şu şekilde yazsak. 2x kare eksi 1 özür dilerim. Bu arada kare olmayacak. 2x hatta şöyle bir silelim. Şöyle devam edelim yine kaldığımız yerden. 2 kare farkını açalım. 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1 olacak. Bölüm 2x eksi 1 arkadaşlar. Hatta biz de şurada bir ters çevirip çarpalım. Bakın hani bölme işlemi olduğu için x eksi 1 yukarı çıksın. Bölü arkadaşlar. Şurada da köşede de şunu bir çarpanlarına ayıralım. 2x kare eksi 3x artı 1'i. Eksi 3x artı 1. Şimdi bakın 2x'i ben 2x x diye parçaladım arkadaşlar. Şu toplayınca da şu eksi 3x'i verecek şekilde eksi 1 eksi 1 diye bitti atalım. Bakın biz bunu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Çapraz çarptığımızda arkadaşlar nereyi verecek? Eksi 2x çarptım. Eksi x eşittir eksi 3x oldu. Bakın şu ortayı verdi mi? Tamam. O zaman yazarken ben nasıl yazacağım o zaman? Yan yana yazacağım arkadaşlar. Yani şurada 2x eksi 1 çarpı arkadaşlar. X eksi 1 olmuş oldu. Hatta şurayı da bir şöyle şu şekilde 2x eksi 1 yazıp da parantez almamız yok mu bizim? şimdi bakın 2x eksi 1'ler birbirini götürdü arkadaşlar. Bakın x eksi 1'ler de birbirini götürdü. Burada ne kaldı geriye? 2x artı 1 bölü arkadaşlar. 2x eksi 1 kalmış oldu. Şimdi buradan sonrasını ne yapacağız? Bakın yukarıda ne kaldı arkadaşlar? 2x artı 1. Aşağıda da 2x eksi 1 kaldı. Burayı bir yanlış yazdık. Düzeltelim tekrardan. Hani 2x eksi 1 diye. Ve toplam geri kalan ifademiz de bu oldu. Bakın zaten bana arkadaşlar 2x eksi 1 a olarak verdi. Bakın 2x eksi 1'i bana a olarak verdi. Ben buraya eğer a dersem şu şekilde devam edelim. 2x artı 1'i bulmam gerekiyor benim. Şurada da arkadaşlar bakın 1'i diğer tarafa atarsam 2x eşittir a artı 1 oldu mu? O zaman geliyorum 2x'te de burada yerine ne yazacağım? A artı 1 yazacağım. A artı 1 artı 1 bölü a'dan arkadaşlar. Cevabım a artı 2 bölü a oldu. Arkadaşlar şıklarda bunu da göremeyebilirsiniz. Parçalamayın. Yani daha doğrusu paydaları bir ayırmaya deneyelim. Hani bulamazsınız diye. Ne yapacaksınız arkadaşlar? A bölü A artı 2 bölü A şeklinde de yazabilirsiniz. Bakın A bölü A nedir? Yani şu iki ifadeyi topladığın zaman paydalar aynı olduğu için tek bir paydada yazabiliyorduk eğer hatırlıyorsanız. Ne olmuş oldu arkadaşlar? A bölü A'dan 1 geldi. 1 artı 2 bölü A cevabım Ceyhan. Soru 9. Aşağıdaki herhangisi bu ifadenin çarpanlarından biri değildir demiş bizlere. Şimdi arkadaşlar biz şöyle yapalım. Yani biraz karışık bir ifade zaten fark ettiyseniz bilmiyorum ama ya da görürseniz şurada bir eksi 2 parantezini aldığınız zaman bile ne gelecek arkadaşlar? X kare artı 2x gelecek. Biz şu karmaşıklığı bir tek cinse indirelim hatta şu şekilde yapalım yani x kare artı 2x'e mesela biz bir ne diyelim u diyelim. Şimdi x kare artı 2x'e u dersem arkadaşlar burası u oluyor arkadaşlar bakın u kare. Şimdi burayı da eksi 2 parantezine alacak olursam arkadaşlar ne geliyor bakın x kare artı 2x geldi. Bakın x kareye ne demiştik u demiştik. O zaman ne oldu? Eksi 2u oldu. Geriye ne kaldı? Eksi 3. Ben bu ifadeyi arkadaşlar çarpanlarına ayırırsam eğer bakın u'ya u dersem buradan da işte ortadaki ifadeyi hem bulabilmek için hem de çarpanlarına ayırabilmek için 3'e 1 diyeceğim ama yukarıya eksi diyeceğim. Çünkü çarptığım zaman üst tarafı topladığım zaman da orta tarafı vermek zorunda. O zaman benim bu ifadem ne olmuş oldu? U eksi 3 çarpı
U artı 1 olmuş oldu. Şimdi ben devam edecek olsam arkadaşlar, buradan sonra ne yapacağım? U yerine de demiştim, x kare artı 2x demiştim. Geliyorum U yerine x kare artı 2x yazıyorum. Bakın, x kare artı 2x artı değil tabi, eksi var burada, eksi 3 çarpı arkadaşlar. U yerine tekrar yazıyorum, bakın, x kare artı 2x artı 1 yazdım. Şimdi devam edecek olursam, bakın burada da bir yine iki tane çarpanları ayırma geldi. Çarpanlarını ayıra ayıra devam edeyim. Şu alt tarafa geçiyorum. Bakın, x kare artı 2x eksi 3'ü bir yazayım şuraya. Tabi arada çarpma işlemi var, bunu unutmayın. Şöyle yazalım yine. Düzenleyelim güzelce ne. Şimdi bakın, ben burada ne yapacağım? Bakın yine x'e x dedim. Bu sefer ne diyorum, bakın, 3'e 1 diyorum ama artı 2x'i vereceği için arkadaşlar, eksi 3'ü verebilmesi için ve artı 2x'i verebilmesi için bu sefer ben aşağıya eksi diyorum. Çarptığım zaman çapraz eksi 2x, yan yana da yazacağım arkadaşlar. Çapraz çarptığımda artı 2x'i verecek. Yukarıda eksi 2x'i vermiştim. Oradan da zaten karşılaştırma yapabilirsiniz. Şimdi x artı 3 çarpı x eksi 1. Bakın aynı işlemi burada da yapacağım ama bakın burada ne var? Sizde bir fark ettiyseniz şöyle, sanki x artı 1'in bir kare açılımı var burada, değil mi? Bakın, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı ve ikincinin karesi diyorum. O zaman ben şunu şu şekilde yazarsam, bakın, x artı 1'in karesi olarak yazarsam, yine devam edeyim. Bakın, benden istenenleri zaten yavaş yavaş ulaşıyorum. Bakın, x artı 3 var, bu değil. X eksi 1'im var, bu da değil. Bakın, x artı 1'im var. Tamam, çok güzel ama ne kaldı geriye arkadaşlar? D ve E şıkkı kaldı. Ben şu şekilde şurayı parçalarsam, bakın, x artı 3 parçalamak derken zaten şimdi göreceksiniz, x eksi 1. Bakın, ben şu ifadeyi, elimde kaç tane x artı 1 var arkadaşlar? 2 tane var. Ben burada 2 tane x artı 1 yan yana yazsam değişen bir şey olur mu? Olmaz sanırım. Bakın, şurada da arkadaşlar şu iki ifade nedir arkadaşlar? 2 kare farkıdır. Hatta şu şekilde de yazacak olursam, x kare eksi 1'in karesinin açılımıdır. Hani bir toplayıp bir çıkarıyorduk ya. Hani bunu da düzenleyecek olursak arkadaşlar, zaten x artı 3 çarpı x kare eksi 1 çarpı x artı 1 olmuş oldu. Bakın, zaten x kare eksi 1 de bulduk. O zaman geriye ne kalıyor çarpanlarından biri olmayan? Edirne kalmış oldu. 10. sorudayız. Arkadaşlar 10. soruda bize ne vermiş? Olduğuna göre demiş. Bir ifade vermiş. A kaçtır? Şimdi A'yı bana ne vermiş arkadaşlar? X eksi 1. Ben A yerine şurada x eksi 1 yazacak olursam ve şurada bir içler dışlar çarpımı yapayım. Bakın, x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 eşittir ne geldi arkadaşlar? 26. Şu ifade bize bir tanıdık geliyor olması lazım. Nedir bu arkadaşlar? X küp eksi 1'in açılımıdır. Bu da ne demek oluyor? Yazı ne yazarsak 26 oluyor. X küp buradan ne geldi? 27 geldi. Peki hangi sayının kübü? Yani hangi sayı 3 kere yan yana çarparsak 27 olur arkadaşlar? X eşittir 3'tür diyebilirsiniz. Gidip burada direkt de 3'ü işaretlemeyin arkadaşlar. Bakın, bize neyi soruyor? A'yı soruyor. A neydi arkadaşlar? X eksi 1'di. A eşittir 3 eksi 1'den. A'yı ben kaç bulurum? 2 bulurum. Cevabım Denizli. 11. sorudayız. Arkadaşlar bize bir ifade vermiş. Aşağıdakilerden hangisine eşittir demişiz. Biz yine bir harflendirme yapalım mesela. 1999'a A diyelim. Şimdi 1999'a A dersek arkadaşlar, A üzeri 4 artı A bölü. Bakın şurada ne geliyor arkadaşlar? Yine A küp eksi A çarpı arkadaşlar, A eksi 1 geldi. 1998'i 1 çıkartarak bulurduk. Şimdi devam edelim arkadaşlar. A üzeri 4 artı A. Şu A'yı bir dağıtalım biz içeriye. A küp eksi A kare artı A geldi. Bakın, her tarafta da bir ne var arkadaşlar? Bir A var. Hani A ortak. Yani hepsinde paydada paydada. O zaman biz bir A parantezini alalım. Yukarıydı, aşağıydı. Bakın, buradan ne geldi? A küp artı 1 geldi. A parantezini aldım yukarıyı. Aşağıda A parantezini alacak olursam A kare eksi A artı 1 geldi.
Eşittir diyorum. Bakın şu A'ları götürebilirim. Yani A'lar sadeleşti. Ve ben A küp artı 1 parantezini açacak olursam, daha doğrusu ifadesini açacak olursam arkadaşlar, A artı 1 çarpı A kare eksi A artı 1 şeklinde yazacak olursam, bakın aşağıda da A kare eksi A artı 1 kaldı. Şu ifadeler de birbirini götürüyor ve benim sonucum ne bulmuş oldum arkadaşlar? A artı 1. Biz A'ya ne demiştik? 1999 artı 1'den. Cevabım benim 2000 olmuş oldu. Ceyhan. 12. sorudayız. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş bizlere. Arkadaşlar A küp eksi B küp, yani iki küp farkını bir açalım. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare şeklinde açacak olursak, aşağıda da zaten neyim var benim? A eksi B var. Şimdi eksi diyorum. Zaten büyük parantezi açtım. Hani en büyük. Yine devam edecek olursam arkadaşlar, A artı B, şöyle bir çizelim, çarpı arkadaşlar A kare eksi AB artı B kare şeklinde yazacak olursam, aşağıda da neyim var benim? A artı B var. O büyük parantezi kapatalım. Çarpı arkadaşlar, isterseniz ters çevirelim bunu da, hani şu eksiden kurtarmak için, 1 bölü 4 AB olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz şu A eksi B'ler, A artı B'ler birbirini götürüyor. Ve bizim burada yukarıda ne kaldı arkadaşlar? Bakın. A kare artı AB artı B kare, bakın eksi, büyük parantezde yazıyorum arkadaşlar. Eksi ne kaldı geriye? Bakın şurada şu ifadem kaldı benim. A kare eksi AB artı B kare kaldı arkadaşlar. Çarpı bir deneyim var dışarıda. 1 bölü 4 AB. Eksiyi dağıtacak olursam eğer, A kare artı AB artı B kare eksi A kare artı AB eksi B kare kaldı. Şöyle de bir parantezimizi kapatalım. Çarpı 1 bölü 4 AB diyelim. Şimdi bakın A kareler birbirini götürdü. B kareler de birbirini götürdü. Şimdi yukarıda ne kaldı arkadaşlar? Bakın AB'ler kaldı. Kaç tane var? 2 tane var AB. Çarpı 1 bölü AB, 4 AB'den. Şu AB'ler de birbirini götürüyor. Yukarıda 2 çarpı 1'den 2. Aşağıda da 4 var. Sadeleştirirsek cevabım 1 bölü 2 Bursa olmuş oldu. Soru 13. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? Artık çarpanlarını ayıracağız hepsini. Ben burayı x x diye ayırsam, burayı arkadaşlar 4'e 1 diye ayırsam, bakın toplayınca arkadaşlar eksi 3'ü çarpınca da eksi 4'ü vereceğinden dolayı en büyük sayıya ben eksi desem ve ilk paydamın ilk işlemini, paydamdaki ilk işlemi yapalım burada. X eksi 4 çarpı x artı 1 şeklinde yazdım. Şimdi devam edecek olursam eğer, aynı şekilde bakın buraya da x x, buraya da 6'ya 1, ama çarptığım zaman eksi 6, topladığım zaman da eksi 5'i vereceğinden dolayı ben yine büyük ifadeye eksi diyorum. Ve x eksi 6 çarpı x artı 1 şeklinde yazdım bunu. Bakın arada bir toplama işlemi var arkadaşlar. Toplama derken şurada toplama işlemi var. Burada da arkadaşlar bölme işlemi var. Bölme işleminde ne yapıyorduk rasyonel sayılarda? Birinci ters çevirip çarpıyorduk. Birinci sabit kalıyordu. Bakın şurayı ben bir x parantezini alayım aşağıya öncelikle ve öyle yukarıya yazayım. İsterseniz x parantezini aldım. X eksi 6 şeklinde yazdım. Ve şurada da arkadaşlar x, yani 2 kare farkı yapalım. Şöyle de gösterelim, hatta 4'ün karesinden. Bir toplayıp ne yapıyorduk? Bir de çıkarıyorduk. Toplayıp çıkaralım arkadaşlar. Eksi 4. Şimdi dışarıda da neyim var benim arkadaşlar? Bakın şurada da şunu şöyle anlatacak olursam eğer, zaten bu ifadeyi tek bir bütün olarak düşünün. Mesela burayı sallıyorum, İşte bir A harfi olarak düşünün. İşte ne yapıyorduk? Birinci sabit kalıyordu. İkinciyi ters çevirip çarpıyorduk, değil mi? Bölme işlemi olduğunda. Ters çevirip çarpalım arkadaşlar. 1 bölü x artı 4'ü neyi arkadaşlar? Eksi birinci kuvveti. Eksi birinci, eksiden de kurtulmak için üst sayılarda ne yapıyorduk? Bir daha ters çeviriyorduk. Aslında şu iki ifade birbirini direkt götürmüş oluyor ki
Ters çevirdiğim zaman da yine ne olacak arkadaşlar? A çarpı mesela x artı 4 olacak. Bakın yine aynı ifade yerinde saymış olacak. O zaman ben burada bu işlemi şu şekilde devam ettirecek olursam. X artı 4 diye. Şimdi gelelim arkadaşlar burada en sevdiğimiz yerlere. Direkt cırt cırt yapalım. Mesela x artı 1'ler birbirini götürdü arkadaşlar. Bakın. Eksi 4'ler de birbirini götürdü. Şöyle devam ediyorum. Bakın x eksi 6'lar da birbirini götürdü. Bakın burada da x artı 4'ler birbirini götürüyor. Geriye ne kaldı sadece? X amcamız kaldı. Cevabım benim x'tir. 14. sorudayız. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş bizlere. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Tam kare ifade haline getirmeye çalışacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Bakın şu şununla şunu arkadaşlar şununla da şu ifadeyi tam kare haline getireceğiz. Şimdi a eksi daha doğrusu a eksi demeden önce a kare eksi 6a diyelim. Eksi b kare artı 2b bir uzun uzun yazalım. Daha rahat görelim. Bakın ben bu iki ifadeyi kendi aralarında yapacağım şimdi gruplandırmayı ve tam kare ifade haline getirmeye çalışacağım. Neydi arkadaşlar? Birincinin karesiydi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyordu. Bakın iki katı dediği için ben bu altının yarısını alacağım ki hani mesela a eksi 3'ün karesi desem mesela neydi? A kare birincinin çarpımı, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı neydi? 6a ve artı 9 gelecek değil mi arkadaşlar buraya bakın. Artı 9 geldiği zaman benim bu ifadem bozuluyor. O zaman ben buraya kendim bir eksi 9 eklersem ben bu ifadeyi açtıysam tekrar açarsam daha doğrusu tam kare ifadeyi açarsam ne yapacağım arkadaşlar? Şu ifadeyi yine elde etmiş olacağım. Bakın ben aynısını burası için de yapacağım şimdi çocuklar. Bakın eksi bakın eksi nedir arkadaşlar? B eksi 1'in karesidir. Çünkü ben eksi parantezini aldım. Şurada eksi parantezini alırsam arkadaşlar b kare eksi 2b gelecek. Bakın eksi b eksi 1'in karesi dersem eğer bakın birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımın iki katı ve ikincinin karesi artı 1 gelecek arkadaşlar buradan. Bakın artı 1 gelecek. O zaman benim bunu götürebilmem için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Eksi 1 eklemem gerekiyor. Ve sonucunda da ne olacak? Artı 8 olacak. Ben burayı düzenleyecek olursam arkadaşlar eğer bakın. A eksi 3'ün karesi. Eksi 9. Bakın ben şu eksi de bir dağıtayım. Eksi b eksi 1'in karesi. Sadece bu eksi buraya dağıtmıyorum tabi. Bir de ne yapacağım? Eksi 1 ile de eksi çarptığım zaman ne gelecek arkadaşlar? Artı 1 gelecek. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? Ne var en sonunda da? Artı 8 var. Şimdi bakın devam edecek olursam şurada ne var? 9 oldu. Şu 9'da da arkadaşlar bu 9 birbirini götürdüğü zaman benim en sonki halim ifadedeki en son halim şu kalıyor. A eksi 3'ün karesi eksi arkadaşlar b eksi 1'in karesi kalmış oldu. Bize en yakın olarak şunu söylemek istiyorum. Bunu görebiliyorsanız çok güzel ama göremediğiniz zamanlarda şunu yapabiliriz. Bakın iki kare farkı var burada. Hani ne demek istiyorsunuz hocam diyecek olursanız eğer bakın ben buraya eğer x dersem şöyle şuraya x dersem buraya da y dersem bakın ne gelmiş oldu arkadaşlar? X kare eksi y kare gelmiş oldu. Bakın hani göremeyenler için söylüyorum. Ne yapıyorsunuz? Burada direkt göremeyebilirsiniz. Olabilir. Soru çözdükçe zaten bu oturur genelde. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bir toplayıp bir çıkarıyorsunuz. X artı y çarpı x eksi y. Geriye ne kalıyor? X yerine biz ne demiştik? A eksi 3 demiştik. Tamamdır. Harika. A eksi 3. Y yerine ne dedik arkadaşlar? B eksi 1 dedik. Artı b eksi 1 çarpı arkadaşlar x yerine ne demiştik? A eksi 3. Bakın. B yerine de ne demiştik? B eksi 1 demiştik ama önünde ne var? Bakın burada eksi var. Buradan da b eksi 1. Eksiyi unutmayalım. Tamam mı? Çok önemli bu. Yoksa sorumuz gidebilir. Şimdi buradan da devam edecek olursak arkadaşlar. A artı b eksi 4 geldi. Bakın bir çarpanı. Buradan da ne geliyor? A şu eksi de dağıtacak olursam arkadaşlar. Eksi b artı birden arkadaşlar. A eksi b eksi 2 gelmiş oldu. Şıklarda da arkadaşlar hangisi varsa artık ya bu varsa bunu işaretleyin ya da bu yoksa bunu işaretleyin.
A artı B eksi 4 cevabımız Denizli. 15. sorudayız. İfadesini sadeleştirmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada iki türlü çözebilirsiniz. Daha deminki gibi, bakın daha demin daha doğrusu bir önceki soruda ne göstermiştik? Bakın burada bir iki kare farkı var. Gördüğünüz gibi isterseniz buraya x deyip buraya y deyip iki kare farkından da çözebilirsiniz. İsterseniz hocam oralara hiç girmeyelim. Direkt ben şu açılım yapmak istiyorum. Hani birincinin karesi birinciyle ikinciyi çarpıyorum iki katı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz şu uzun olanı yapalım isterseniz. Bakın daha iyi de hem pekiştirmiş oluruz. Birincinin karesi a kare artı birinciyle ikinciyi çarpımın iki katı arkadaşlar. Birinciyle ikinciyi çarptım. 2ab. İki katı 4ab yaptı. İkincinin karesi arkadaşlar 4b kare olmuş oldu. Devam ediyorum. Eksi dedik. A kare eksi 4ab artı 4b kare. Özellikle arkadaşlar bakın şurada eksiği için köşeli parantez aldım ki hani eksiği dağıtırken unutmayalım diye. Bölü arkadaşlar. 2ab. Şimdi ne yapacağım ben? Eksiği dağıtacağım arkadaşlar. A kare artı 4ab artı 4b kare eksi a kare artı 4ab eksi 4b kare bölü 2ab oldu. Bakın a kareler birbirini götürdü. Eksi 4b kareler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 8ab yani 4ab burada 4ab de burada 8ab bölü 2ab. AB'ler sadeleşiyor arkadaşlar. 8 bölü 2'den cevabım Edirne olmuş oldu. 16. sorudayız arkadaşlar. Test 3'ün son sorusundayız. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar. A artı B bölü A eksi B 5 olduğuna göre demiş. A kare eksi B kare bölü A kare eksi AB ifadesinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar şu ifadeyi bir düzenleyelim. Şu verdiği bize ifadeyi. Şimdi burada ne var? İki kare farkı var arkadaşlar. Ne yapalım? Biz bu iki kare farkını bir açalım. Bir düzenleyelim bakalım bizden ne istiyor. Ne yapıyorduk? Bir toplayıp bir çıkarıyorduk arkadaşlar. Kendi aralarında. Bölü arkadaşlar. Şu aşağıda bir A parantezini alalım arkadaşlar. A eksi B geldi. Bakın şurada da yazacak olursam eğer şöyle de silip bakın şurayı götürüyoruz cırt cırt diye. A artı B bölü A geldi. Demek ki bizden istenen ifade A artı B bölü A arkadaşlar. Peki biz bu sonuç isteniyor bizden. Gelelim bize verdiği ifadeye arkadaşlar. Şöyle bir içler dışlar çarpımı yapalım burada. Arkadaşlar A artı B eşittir. 5A eksi 5B olmuş oldu. Ben şu A'yı bu tarafa B'yi de bu tarafa atacaksam 5B'yi 6B eşittir arkadaşlar. 4A oldu. Bir sadeleştirelim. Her iki tarafı da 2'ye bölelim. 2B eşittir. Daha doğrusu 3B eşittir. 2A olmuş oldu. Şimdi biz ne yazacağız arkadaşlar? Ne biliyoruz? Oran orantıdan da. Ya bunları arkadaşlar şöyle tekrar edebilirsiniz. Daha doğrusu hatırlayabilirsiniz. Payda eşitliyormuş gibi kaçta eşitlersiniz diye düşünebilirsiniz. Ya da ne yaparsınız arkadaşlar? Herkes kendisinin karşısındakini katı kadar alır. Bakın. Herkes kendisinin karşısındakini katı kadar alır arkadaşlar. Bu ne olur? Bu 2 olur arkadaşlar. 2 katı 2K dersem. Buna da ne demiş oldum? 3K demiş oldum ki bunlar zaten kaçta eşitlenecek? 6K'da. Zaten payda eşitlemeyi düşünürseniz hani 1 bölü 3 artı 1 bölü 2'den nerede eşitlerdik? 6'da eşitlerdik. Hani bunun gibi düşünebilirsiniz. Ben B'ye ne derim arkadaşlar şimdi? 2K dedim. A'ya da 3K demiş oldum. Geliyorum şu yukarıdaki bulduğum ifadeye A'da B'yi de yerine yazıyorum. Arkadaşlar A kaçtı? 3K'ydı. B de 2K'ydı arkadaşlar. Bakın 3 ile 2'yi topladım. 5K bölü 3K'dan K'lar birbirini götürdü. Cevabım Ceyhan olmuş oldu.